Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Olağan Genel Kurulu yaklaşırken meslekte dayanışma grubundan İbrahim Paparacı başkan adaylığını açıkladı. Gelişen, değişen ve büyüyen mesleğimizde ve odamızda şu anda 2398 üyemiz mevcuttur. 258 tane stajyerimiz kapıda beklemektedir. Ve 550 tane de stajyer aday adayıyla büyük bir camiayız. Vaatlerini kamuoyuyla paylaşan Paparacı ilk olarak meslek yasası hakkında konuştu. 1989 senesinde 3568 sayılı yasamız çıkarıldığında ağır çıktı, aksak çıktı, eksik çıktı. Zaman içinde düzelir dendi. Ama yıl 2019, 30 yıllık bir meslek yasamız var. Üç başlı olarak çıktığımız yolda geldiğimiz nokta iki ünvana inmiştir. Ama içerik olarak hiçbir değişiklik yoktur. Bu üç ünvanı meslek ve meslek yasası olarak sadece serbest muhasebeci mali müşavirlerin kendini bulunacağı, kendini ifade edeceği tek ünvanlı yasaya dönüştürmektir gayretimiz ve çabamız. TÜRMOB'da üye sayısının 105 bin olduğunu belirten Paparacı, bizi yöneten 4 koltuk var, hak ettiğimiz koltukları alacağız dedi. İçinde 105 bin serbest muhasebeci mali müşavir, 4 bin de yeminli mali müşavir var. Temsiline baktığımızda biz 105 bini temsil eden sadece 4 sandalye var, 4 bini temsil eden 5 sandalye var. Bu temsilde adaletin ters tezahürüdür. Bu ters tezahürün bizim serbest muhasebeci mali müşavirler olarak hak ettiğimiz koltukları almamızla doğru yolu bulacaktır. Meslekte angaryalarla karşılaştıklarını kaydeden İbrahim Paparacı bu konuda gerekli mücadeleyi vereceklerini ifade etti. Hangi kuruma gitsek bizden bir belge istiyor, bir bilgi istiyor, bir beyanname istiyor. Bizim mesleğimiz danışılan, akıl veren, yön veren bir meslek. Kırtasiye ile boğuşan değil. Gerekli yasal statümüzü neyse onu hak etmek için, onu almak için ve onları uygulamaya koymak için gerekli mücadelelerimizi vereceğiz. Paparacı'nın vaatleri arasında yeni büro açanlar ve kadın mali müşavirler de vardı. Yeni büro açan meslektaşlarımız var. Ekonomik sıkıntılarla, imkansızlıklarla bürolarını çevirmeye çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki oda olarak onların gerek maddi gerek manevi yanlarında olalım. Yanlarında bir odasının olduğunu hissettirelim. Bayan üyelerimiz var. Hem mali müşavirlik yapıyor, hem bayandır, hem annedir. Gerek özlük hakları, gerek çalışma şartları yasal bir çerçeveye oturtulması adına mücadele vereceğiz. Büro standartlarını geliştireceklerini söyleyen İbrahim Paparacı, sektörün kalifiye eleman sıkıntısını da çözeceğini söyledi. Serbest bürosu olan çalışan meslektaşlarımız yakındığı en büyük iki tane sorun var. Birincisi haksız rekabet, haksız rekabetten elde ettiğin defterden de alamadığın ücretler. Bunun için de meslekte dayanışma grubu olarak büro standartlarının çıkartılması için elimizden gelen çaba ve gayreti sarf edeceğiz. Kalifiye elemanlarımız hepimizin sıkıntısı. Yetişmiyor, alttan gelmiyor. İşkur'la işbirliği yapıp istihdam garantili kurslar açmak çok zor değil. Bunu programımıza alacağız ve bunun mücadelesini vereceğiz.